Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yeni yayınlanan raporda, Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürürlüğe giren olağanüstü hale uygulamasının ağır insan hakları ihlallerine yol açtığı belirtildi. Birleşmiş Milletler, Türkiye'ye o hali sonlandırma çağrısı yaptı. 28 sayfalık rapor, Türkiye'de polis, jandarma ve güvenlik güçleri tarafından dayak, elektroşok, suya batırma, cinsel taciz gibi kötü muamele ve işkence yöntemlerinin kullanıldığı belirtiliyor. Raporda OHAL'in rutin şekilde uzatılmasının ve yürürlüğe giren 20'yi aşkın kanun hükmünde kararnamenin binlerce kişinin hakkının ihlal edilmesine yol açtığı belirtildi. Birleşmiş Milletler raporunda ihlaller arasında işkence, kötü muamele ve keyfi gözaltıların yanı sıra düşünce özgürlüğünün ve çalışma hakkının kısıtlanması sayıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri raporda Türkiye'de cezaevlerine atılan hamile ve yeni doğum yapmış kadınlara da dikkat çekti. Komiser, bunlar Türk makamlarının hamile olan ya da yeni doğum yapmış 100 kadını çoğunlukla terör örgütleriyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen kocalarıyla iştirakleri olduğu gerekçesiyle nasıl gözaltına alabildiklerine dair raporlardır. Bazıları çocuklarıyla, bazıları çocuklarından şiddetli bir şekilde ayrılarak gözaltına alınmıştır. Bu sadece ölçüsüz değil, tümüyle zalimane ve kesinlikle ülkeyi daha güvenli hale getirmekle ilgili bir durum değil dedi. Birleşmiş Milletler raporunda Türkiye'nin derhal OHAL'i sona erdirmesi, kurumların normal işlerliğine geri döndürülmesi ve hukuk devleti düzenini yeniden tesis etmesi gerektiği ifade edildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise raporla ilgili açıklama yaptı ve raporu hazırlayan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin Türkiye ile ilgili ön yargılı olduğunu iddia etti.